Sporda tempo önemli tabii. İşte spor gözüyle bakarsak zaten bütün sıkıntı ortadan kalkıyor. Çünkü spora dönersek biraz daha benim için... Spora dönme. Olur. Sen bildiğin yolda git yani. Yok, benim bilmediğim yollar o taraflar. Öyle mi? Onun için biz spora tam yerine dönerdik. Geldin Hamza. Arkadaşım geldi. Şimdi... Gel buraya. Evet, en sevdiğim DVD'yi sana hediye edeceğim. Bahşivan Soldu. Bu son filmi. Bunu seyret. Divix'tir. Arkadaşım, adam spor diyor. Demek ki ne? Demek ki spor seviyor. Yani spor... Hayır. Halka üzerinde yapıyor. De mini takım forması olduğuna göre ne? Spor, milli sporcuyuz. Milli sporcu. Milli sporcusun. Yani yük evet. Büyük yani. Millet adına evet. Yarışıyorsun. Millet adına yarışıyoruz. Yurt dışına çıkıyor musun? Evet. Manitalar var mı? Ben en sonunda konuyu oraya getireceğim. Sen ona bakma. Yani o kaç... Spor yaptığınız zaman gerçekten manitaya ayıracağınız zaman olmuyor. Hamza beni yeme ya. Şimdi diyeceksiniz bu kadar sporla uğraşıyorsunuz, bu kadar yurt dışına çıkıyorsunuz, yarışmalara gidiyorsunuz. Manita gerçekten işin içine girdiği zaman spor bu sefer geride kalıyor. Onun için biraz uzarız o tür işlere. Ulan çok iyi kıvırdın Hamza. Gerçekten milli. Sporculuğunu bilemem ama milli. Böyle gönlünüze göre bir... Efendim, gönlünüzün terazisine uygun bir adam arasanız... Ben o terazide sizin yüreğinizin ağırlığına denk gelir miyim? Altında mı kalırım, üstünde mi kalırım? Ay niye böyle tehlikeli sorular soruyorsun? İşi çetrefilleştiriyorsun. Aynen ya, salak düzgün sorsana. Ulan şu yazdığım cümleyi bir filmde kullansınlar iki ay sonra. Telifini senden alırım. Uzun uzun film çeken abiler var ya hani onlar mutlaka kullanır bunu. Bak, tamam sen, olsun sen kısadan git. Sen diyeceksin ki ablacım çıkalım mı? Ablacım çıkalım mı? Ablı gençliğe şahane bir örnek olan cümleyle haftaya bir gazetenin kapağındayız. Siz genç kızsınız yapmayın lütfen. Evet. Aa, öyle mi? Evet siz genç kızsınız. Çok kibar bir insansın. Estağfurullah. Teşekkür bunun ederim. Yanında. Evet arkadaşım buyurun. Bende gönlünüz var mı? Bu kadar da öküz olma. Allah Allah. Arkadaşım. Evet, şimdi sor. Dur. Sen havaya giremiyorsun. Olsun. Müzisyen. Ya ne yapıyorsun müzisyen sen orada? Ne yapıyor? Benim içtiğim çayı döktü, su koydu, içiyor işte. Öyle ya. Evet, ver romantizmi. Gerçekten sizi gördüğüm an zaten sahnede şok oldum. Arkasından benim için söylediğiniz şarkılarla bir erkeği... ...hani duvardan duvara ahtapot gibi vurup yumuşatmak vardır ya... Tam o kıvamdayım şu an. Ağzını benim de uzmanlık alanım. Evet. Ayakta konuş, ağzın yamulur konuşurken. Benim. Evet. Gerçekten eğer sizin için de uygunsa... ...kalbimizin birbirine yolladığı bu mesajları... ...yazılı bir metin haline dökmek isterim. Eğer beni stoklamak isterseniz. Bir şey oldu. Ne oldu? Bilmiyorum ama doğru yoldayım şu an. Yüklenirsem evleniriz diye korkuyorum. Sırayla tepki verin. Meri senden başla. Ver tepkiyi. Şimdi ölürken talkını saldı ya koku ondan. Çok normal. Evet demek ki Müslüman talk dediğimize arkadaşım. Göre. Arkadaşım. Ben ne bileyim abi olay nereye gidecek? Sen dükkanda oturuyorsun. Kız adam ölmüş bu ne? Öyle yaptım. Ha? Şaşırdım. Oo, şaşırdım. Ne yaptın oğlum? Şaşırdın mı bu? Arkadaşım sen dükkanda otursana. Dükkan mı? Evet. Kestane. Arkadaşım. Dükkan var herifin? Otur dükkanında. Meri sırayla tepki veriyorsunuz ama hızlı bir şekilde. Ver Meri tepkiyi. Aa adam ölmüş. Galiba yeni ölmüş. Bunu temizlemesi uzun sürer. Ne çık ne? Sana bunu kim yaptı? Sana bunu kim yaptı mı? Ölüyle konuşuyor. Ne yapıyorsun? Arkadaşım. Ben içeri kilitliyim kendim de bunlar bu olayı. Normal değil çünkü. Sen çözeceksin bu olayı. Neyi çözeceğim? Ben dükkanı kilitledim tamam hayır, mı? Çözeceksin bu olayı. Hemen arkada şey ara. Ara gözlüklü mı? Arkadaş. Sen ara hemen telefonla. Cihat sen telefonla ara. Bu tarihte telefon mu var? Var görmüyor musun önündeki telefonu? Yok. Sarp. Hı hı. Dokunsana şu adama. Al telefonu eline. Al telefonu. Çaldır seyirci telefonu. Çaldırıyorlar ya. Sarp tut kulağına telefonu. Tut kulağına tut. İşte zamansız ölüm. Önce bu ölmeliydi. Onun kulağına tut telefonu.
Onun... Onu. Önce söyle ne yaptığını. Evet, ölmüş, soğuk. Arkadaşım. Sarp, önce ne yaptığını söyle. Telefonu kulağına tutuyorum. Öyle değil, hayır. Arıyorlar diyeceksin. Arıyorlar diyeceğim. Koy lan telefonun yerine. Çaldıktan sonra sırayla yap hepsini. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Arıyorlar diyorum. Arkadaşım, telefonun neresi kulağına gelecekse göster çocuğa. Neresinin kulağıma geleceğini bilmiyorum da. Neresinin? Arkadaşım. Söylesene lütfen bak. O yavrum, öyle telefonu bir doğmuş. Şuraya koysana sen. Evet. Şuraya koy telefonu. Bu şekilde koyacaksın. Sarp, anladın mı? Neyi? Allah'ım beni de al ya Rabbim. Çaldır şu telefonu seyirci. Ben en sebepsiz ölen dedektif miyim tarihte? Hemen kaldır, hemen kaldır. Benim silahım yok mu? Ne yapacaksın silahı? Onu vuracağım, ben tek çıkacağım. Hem para da bölünmez. Öğreteceksin, sen onun büyüsün. Ya çal, alo değil, alo, alosu, tamam. Alo kişisi. Alosu, tamam. Evet. Ne, kime baktın? Seyirci, çaldır. Sarp, kaldır. Kime baktın? Ağlan öyle değil. İçeride kilitledik kendimizi. Arkadaşım, şunu bir silkelesene. Hadi sen, tamam ara ver biraz öğlen yemeğini ye. Dedektifim ya, taktikleri biliyorum. Arkadaşım adam yapma. Adam sebze yerken ölmüş. Kendine değil, ona. Telefon ona, tamam? Tamam, tamam. Ama açar açmaz önce ne olduğunu anlat ona, tamam mı? Birisi aradı, adam ölmüş, ölüymüş, tamam? Evet, 3, 2, 1, buyurun. Ya niye kardeşim, açar açmaz onaysa o niye anlatıyor olayı bana? Ben dinliyorum. Nereden dinliyorsun? Nereden olacak? Buradan işte. Arkadaşım ben ne diyorsam onu yap. Seyirci çaldır, sağ, kaldır. Telefon sana diyorlar ki biri ölmüş. Bir müneccimle çalışmanın dayanılmaz hafifliği. Ben onu montajda atarım. Bunu komple değil mi? Hayır. Ağzına atarım. Montajda bunu da problem kalksın ortada. Arkadaşım. O zaman sen ne işe yarıyorsun? Ya ben dükkanım var ya benim kestane. Sok şunun kulağına şunu. Yavaş sen her şeyi... Doğru anlıyor pezemek her şeyi. Alo? Alo? Niye bıraktın? Ben... Ha sen bırakmayacaksın. Sen tutacaksın ya telefonu. Bence cinayet burada ikinci derecedeki sıkıntımız. Arkadaşların kendileri problemli zaten. Arkadaşım, evet. Bir dakika. Siz zile basıyorsunuz, basıyorsunuz, kapıyı açmıyorlar. Basın oradan zile. Olduğun yerde zile bas. Bas zile. Sarp, o zile basarken sen ne yapacaksın? Onu destekleyeceksin. Evet. O ne yaparsa zile, destekliyorsun. Basabilirsin zile. Basabilirsin. Öyle değil. Hep arkasındasın. Hissettir arkasında olduğunu. Ben hissettim. İçime doğdu. Tecrübe. Evet. Hazır. Bas zile. Hepiniz birbirinize atıyorsunuz. Sen aç, sen aç diye. Siz açın. Siz açın. Ben burada bekliyorum. Ya siz açın. Yok siz de... Ne oldu? Dedik. Sana aç dedik mi? Kırmızılıyla siyahlı. Siz gelin arkadaşımın yanına. Şey söyle, gel söyle de ki açmıyorlar kapıyı size dedektif bey de. Açmıyorlar size kapıyı dedektif bey. Buradan aslında çok yürürüm biliyorsun ama seni kırmamak için yürümeyeceğim. Yoksa 1,5 saat gider bu yani. Bir daha söyle. Yapma. Ne güzel bir para kazanma yöntemi ya. Yarım saat götün götün yat öyle. Sonra stopaj KDV. Arkadaşım kalk ayağa, kalk. Artistsin sen. Nesin? Dedektifsin. Buraya ne geldi? Böyle bir koku geldi. Hayır, dedektif geldi. Evet, dedektif geldi. Göster dedektifi. Evet, gençler. Bizi aradınız ve bize koşarak geldik. Fakat bunun henüz bir cinayet olup olmadığını bilmiyoruz. Maktulün maşallahı var. Arkadaşlar, siz katil olmadığınızı ispat etmek için üzülün arada. Ağlıyorsun, siyahlı, ağla. Arkadaşım, git siyahlıya onu sorgula. Ya bunun konuşmasında sıkıntı yaşadık, ağlamasıyla bak. Sen kaşındın. Bana neden ağladığını uzun uzun anlat. Mutfakta bulaşık yıkıyordum, bir ses duydum, patırtı. Dur, siyahlı. Yerde düşmüş. Dur! Yerde düşmüş. Dur, arkadaşım dur zaten ya. Zaten yerdeymiş yani. Dur, oyun alamıyorum sizden. Senin ismin neydi siyahlı? Ömer.
Ömer, sen konuşurken yere aşağı doğru iniyorsun, iyice oturuyorsun, tamam mı? Arkadaşım, sen de onunla beraber iniyorsun. Hikayesi bitmezse tekrar geri kalkıyor, sen de kalkıyorsun. Sebep? Çünkü filme aksiyon lazım. Sen de bir tane küçük torba bul, birazdan solucanları koyarız içine, tamam mı? Sarp, ben sana ne dedim oyunun başında? Gerizekalı. Hayır! Arkadaşım, bir şekilde tehdit et adamı. 3, 2, 1, koş arkasından tehdit et. Sakın kaçma! Ananı avradın. Ne oldu? Yok bir şey. Ömer'i yakaladın mı? Ömer bence suçsuz. Ömer kaçtığına göre suçlu. Sarp, sen ne geziyorsun burada? Ne yapayım? Adamın arkasında olman lazım. O benden hiç mi çıkacağım? Koş, arkasında ol ve dokun ona. Yapış. Ne yapıyorsun? İneceğim. Niye? Korkuyorum. Ömer'i tuttun mu? Ömer'i tutuyorum başından beri. Hayır. Ömer'i tutukladın mı? Hayır. Oradan söyle Ömer'e. Söyle, ateş ederim, kaçma. Ömer. Annem. Yardım et. Arkadaşım. Ha? Ömer, kaçma. Ateş ederim. Eller yukarı. Ömer, kaçma. Bak, aynı dilde konuşuyorum. Birbirimizi anlayalım artık. Arkadaşım, ne olur dediğimi yap. Sarp, söyle. Arkadaşım söyle. Ömer, kaçma. Eller havaya. Söyle. Ömer, kaçma. Eller... Adam, halime bak. Adama bir şey yapamam ki ben şu an. Ama yapacakmış gibi, ateş edecekmiş gibi. Ömer, kaçma. Eller havaya. Güzel bir şarkı çalın. Arkadaş! Benim katil, ben öldürdüm. Neden? Bir bulaşık yıkamazsan inanmam. En azından çitile. Sarp, destek ol! Ben çitile! Oğlum düşeceksin lan, vallahi. Ömer, söyle, neden öldürdüm? Neden öldürdüm? Bana soruyor, manyak mı ne? Ben ne bileyim yavrum? Arkadaşım, sorgula, de ki Ömer, şimdi yanına geleceğim, seni alacağım. Bütün denekli. Sakin ol yavrum. Şimdi yanına geleceğim ve seni alacağım. Bunu çözmenin daha güzel bir yolu var. Mesela cebinde enteresan bir şekilde duran iPhone'u arka cebine koymayı öğreteceğim sana. Ömer söyle, dur orada, gelirsen atlarım. Dur orada, gelirsen atlarım. Tamam yavrum. Arkadaşım! Yavaş yavaş onu şey yap... Sarp, ne duruyorsun burada? Sarp, sen Selin'e mi kesiksin? Ne yapıyorum ben? Atayım mı aşağı? Hayır, ben atıyorum. Arkadaşım de ki, benden korkuyor olabilir, Sarp sen konuş de. He? Benden korkuyor olabilir, Sarp de sen konuş de. Benden korkuyor... Sarp, iyice götüme... Burada, gel yavrum, gel. Gel, burası çok ferah ya. Oraya gitme sakın, buraya gel. Gitme salak! Geri giderken daha da sert gidiyor ki, kesin ölelim diye. Gülmekten öldük, bu değil. Düştük öldük, bu hıyarlıktan öldük. Ya bir şey söyleyeceğim, Allah rızası için bu ayki maaşını bir yetime falan bağışla ya. Arkadaşım, hayır diyor ya, arkadaşım. Hayır. Şey, Sarp'a de ki, benden korkuyor olabilirsin, Sarp sorsun de. Benden korkuyor olabilirsin, Sarp senle konuşsun. Sarp sen konuş, ben Starbucks'tayım. Hayır, hayır! Ölmedim ben, ölmedim! Söylesene lan! 6 saattir Ömer'le uğraşıyorum. Niçin ölmedin? Artık hepimiz böyleyiz. Bu köy böyle. Ölmedin mi? Allah korumuş seni. Gelin aşağıya. Yavaş. Aman aman. Çabuk. Herkes alkışlarla yerine gönder. Eyvallah. Sağ olun. Gördük sizi. Çok teşekkürler. Sağ olun. Eyvallah. Benim çok teşekkürler. Canım. Şatodakilere selam söyle. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol Sarp, sağ ol. Sağ ol Sarp. Ulan sırtımdan yarım kilo ter çıktı. 2 dakikalık bir şey oynatacağım sana diye. Sizin. Evet. Dur, ben o zaman arabanın camına sizin benim donu asayım. En azından buzlanma yapmaz giderken. Apık sapık konuşma. Müzisyen. Ver müziği. Sarp, gel öne. Ver selamını. Olan bitenle ilgili bir şey söyle seyirciye. Ne söyleyeyim?